Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu da ton R tipi zamanlayıcı olsun. Bir önceki videomuzda ton tipi zamanlayıcı, timer onu çekmede gecikmeli zamanlayıcı işlemiştik. Bu zamanlayıcımız da çekmede gecikmeli ancak sonuna bir R eklenmiş görüyorsunuz. Retentive yani kalıcı tür bir zamanlayıcı. Çalışmasını birlikte inceleyelim. Daha sonra ton ile farkına bakalım. Uygulamasını yapalım. E, zamanlayıcımızın etkinleştirme girişini bir yaptığımız zaman süre başlamış oluyor yine tonda olduğu gibi elimizi çektiğimiz anda yani girişini pasif yaptığımız anda zamanlayıcının süre gördüğünüz gibi olduğu yerde kaldı. Ton tipi zamanlayıcı da sıfırlanıyordu hatırlarsanız e, bu zamanlayıcımız kalıcı türde olduğu için yine de çekmede gecikme ancak kalıcı türde biliyorsunuz. Aynen e, o anki değerini koruyor. Ancak sıfırlarsak başlangıç durumuna sıfır durumuna dönüşüyor. Tekrar etkinleştirme girişini bir yapalım. Yani aslında bir tür eklemeli sayıcı gibi bakın hep üzerine ekliyor kaldığı yerden itibaren. Pardon zamanlayıcı tabii ki. Set değerini 100'e ayarlamıştım. 100 olduğu anda çıkış verecektir. Bakalım 100'e gelsin. Gördüğünüz gibi 100 olduğu anda değerimiz yüzde sabit kaldı. Çıkış verdi. Sıfırladığım anda yine başa dönecektir. Bir daha deneyelim şöyle. Ee, kabaca çalışması bu şekilde arkadaşlar. Ee, ton tipi zamanlayıcıdan tek farkı kalıcı türde zamanlayıcı olması. Şimdi bilgisayar tarafında bakalım bunu nasıl yapacağız. Ee, yine e, iper de arayüzümüzü açtık. Ton Rate bir zamanlayıcı mı alıyorum. Network alanına getirdim. E, TV0 ile başlıyordu biliyorsunuz. E, TV0 ile ilk e, zamanlayıcımızı tanımlamış olalım. Set değeri olarak bir değer atamak istiyor musunuz diyor. Yoksa bir hafıza alanı mı atamak istersiniz buraya diye adres atamak istersiniz diye soruyor. Buraya bir sabit değer atayalım. Örneğin 50 yazalım. 50 dersek 100 milisaniyelikte TB0 biliyorsunuz. 50 ile çarptığımızda 5 saniyelik bir zaman gecikmesi elde etmiş olacağız. Girişine de bir adet kontak yerleştirelim. Kontağımız da X0 olsun. Ya da herhangi bir M10 olsun. Ekrandan uygulamasını yapalım bu defa. Ve bu şekilde hattımızı birleştirelim. Şimdi bunu PLC'mize yükleyelim. Kaydediyorum. Derliyorum. Yüklüyorum. Ee, çalışmayacaktır. Çünkü şöyle bir şey oldu. IO modülatöründe tek e, CPU görünüyor. Otomatik taramadan şu an başka e, modülüm de var yanında. O yüzden onu da eklemiş oldum. Şimdi derleyelim yükleyelim. Uyardı beni. İlave modülünüz var. Onu da tanımlayın diye. Tamam diyorum. Online hata eklemeden şu alt tarafa da izleme listesini alalım çalıştıralım. Şu an gördüğünüz gibi M10 kapalı yani girişi aktif değil yani pasif durumda veya enable değil. Bunu 1'e aldığım anda bakınız zaman çalışmaya başladı. Belirtilen değere ulaştığında çıkış konta 1 olacaktır. Çıkış kontağını koymadık. Onu da koyalım şöyle. Altta bir network ekleyelim. Bir de çıkış, T sıfır, e, zamanlayıcının çıkış kontağı ile etmiş olalım. TV0 zamanlayıcısının çıkış konta T0 ismiyle anılıyor. Yine onda çıkışına bir çıkış, fiziksel çıkış olabilir. Y3 diyelim. Onda yerleştirmiş olduk. Bir daha kaydedelim. Derleyelim. Yükleyelim. Bir de reset eklersek yazılım işini bitirmiş olacağız. Tamam diyoruz. Online'a tarama çalıştır. İzleme listesinin tamamını aldık. Çıkışı da şimdi burada göreceğiz. Girişi set ediyorum. Dikkat ederseniz 50 olduğu anda çıkış verdi. Giriş artık pasif yapsam da çıkış e, setlik alıyor. kalıyor. Bunun sebebi resetlemediğimiz için böyle oldu. Network ekleyelim. Bir de reset koyalım. m 5 reset girişimiz olsun. Reset'i de şuradan alalım. Reset bobinini. t 0 reset etmek istediğimizi söylüyoruz. Bir adet e, çıkışımızı resetliyoruz. Kaydet derle yükle diyorum. Evet. Online hata arama çalıştır. Bir daha bakıyoruz. Girişimi aktif yapıyorum. Pasif yapıyorum. Gördüğünüz gibi 17'de kaldı. Resetlemek istersem resetliyorum ve sıfıra dönüyor. Tekrar aktif yapayım. Çıkış versin. Girişin resetlenince çıkışında enerjisiz kaldığını birlikte görmüş oluruz. Evet. Şu an çıkış verdi görüyorsunuz. Şurada Y3 reset diyelim. Çıkışta pasif duruma geçecektir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ton tipi zamanlayıcıyla çalışması aynı. Ee, tek farkı kalıcı türde olması. Farklı uygulamalarda buna da ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden bunu da bilmemizde fayda var. Bir sonraki çalışmamızda TOF tipi zamanlayıcı da görüşmek üzere. Hoşçakalın.